Arkadaşlar selamlar hepiniz tekrar hoş geldiniz sizlerle birlikte skyblock serüvenine kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, söylediğim gibi burayı bir birim daha genişletiyorum burayı genişlettikten sonra arkadaşlar artık yavaş yavaş ağaç dikimine ağaç yapımına başlayacağız evet burayı dikmeye de tam olarak yetti şimdi şöyle bir şey yapabilirim bak tam şu ortaya onu kaçırmadığım iyi oldu buraya bir toprak koyalım abi burada yetiştirme yapacağız ondan sonra bir iki Üçüncü birim tam şuraya abi Bir de burada bir yetiştirme yapacağız ee, Gördüğünüz gibi iki ağaca da Yeterince her taraftan iki birim Gelecek şekilde pay verdik ee, Tabii ki bu her taraftan iki birim gelecek şekilde Pay vermemiz yeterli olmayacaktır Buranın etrafını bir tur daha atmaya Bakacağız biz ee, Şimdi nasıl bir şey yapsak acaba Şimdi nasıl bir şey yapsak acaba Şimdi topraklarımızı çeste koyalım Ve e, taş kazmamızla Yeni taşlar kazmayı deneyelim Aynı zamanda biz bunları yaparken meşe fidanlarını alıp şu ağaçları ekelim. Ee, burayı burayı daha da genişleteceğim abi. Ben burayı daha da genişleteceğim. Kafaya koydum şöyle. 5 ee, birim daha genişleteceğim abi. Burayı 5 birim daha genişlettikten sonra etrafına komple bir taş şey yürüyeceğim. Bu arada bayağı bir öldük şey yaptık ama seri güzel ya. Ben genel anlamda keyif alıyorum bunu oynamaktan. Ama keşke birazcık daha fazla e, Cobblestone Generator'dan verim elde edebilsem. Bu temel işlerimi hallettikten sonra dostlar şuradaki adaya gideceğiz. Oradaki adada sadece kaktüs mü var bilmiyorum. Sadece kaktüs varsa da mühim değil. E, kaktüsünü, kumlarını sömürür o adanın geri geliriz. O odayı da kendi topraklarımız arasına katarız böylelikle. E, buradan aşağı düşmekten de çekiniyorum ama oranın aşağı doğru akması lazım suyun. Oraya da bir şekilde bir çözüm buluruz artık. Ya da eşek değiliz ha dikkatli olalım abi. En son böyle dediğimde başıma çok fena işler gelmişti ama. Hadi bakalım. Aslında çok da kötü çalışmıyor yani. Güzel verimde çalıştığını söyleyebilirim. Çok da kötü çalışmıyor. Buranın arkasını da ben bir birim büyüteyim abi. Şu yana bakalım. Bu yanı iki birim büyütmüşüz. Şuradan da ben bir bölüm bir birim büyütebilirim belki. Ya buradan da biraz büyütebilirim yani arka tarafı Hatta e, ben buradan arka tarafı büyütmeye yönelik bir harekette bulunayım ama ondan önce benim kazma patlayacak şu kazmayı yenileyecek kadar taşı kazmış olayım abi güzel e, Hatta kazmanın hemen yenisini yapalım mı Bence yapalım abi Bence hemen kazmanın yenisini yapalım güzel şunu da şuraya atalım abi ben genelde birimlerimi burada tutacağım çünkü öteki türlü şey yapıyor. Aşağı düşüyorum, patlıyorum ve sonu hüsran oluyor abi. Şu tahtadan kazmayı yakabilirim artık ya. Tahtadan kazmaya ihtiyacım yok artık. Teşekkür ederim bana vermiş olduğun hizmetlerden dolayı. Şimdi arka tarafa önlem olsun diye şuradan birer birim daha ilerletelim bakalım. Buradan birer birim daha ilerletelim. Ondan sonra o ormanlık arazimizi genişleteceğiz zaten. Bence gayet hoş oluyor. Şöyle şurayı tamamlayalım abi. Buranın etrafına şey yapmam önemli zaten ağaçlar düşmesin diye. Ama dediğim gibi önü 10 birim ilerleteceğim. O 10 birim ilerletmenin kaçarı yok abi. O önü bir şekilde 10 birim ilerleteceğim. Ya yani şu an için çok daha rahat hareket edebiliyorum gördüğünüz gibi. Ama koşmasam iyi olur. Çünkü hala Yiyecek namına hiçbir şeyim yok. Ben o yiyecek namına şeyi nasıl elde edeceğim onu merak ediyorum. Seeds'i mi Muhtemelen şu şekilde işleyecek abi mekanizma. Hani bana bir chestten mestten vermeyeceğine göre e, ben gece bir tarafa hani iskeletin spawn olmasını bekleyeceğim. Ve o iskeletten kemik tozu elde etmeye çalışıp o kemik tozu yardımıyla e, şey yapacağım. Etrafa e, çalı çırpı ekleyeceğim. O çalı çırpıdan seeds çıkarmaya çalışacağım. Ya belki de e, şu karşıdaki adada falan kemik tozu vardır ya da karşıdaki adada o kemik tozuna giden bir şey vardır. Bilemiyorum şu an için. Şu an için gerçekten bilemiyorum. Ama e, Skyblock oynarken Sky Factory'yi, Factory'yi Sky Factory'yi özledim diyebilirim ya. Gerçekten Sky Factory de güzeldi. Yani Sky Factory oynamaktan da keyif alıyordum. Şimdi burada güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ben buranın altını tamamen taştan yapmaya çalışacağım abi. Buranın yanlarını falan taştan yapmaya çalışacağım. Yani maksat hani toprakları e, koruyalım diye. Evet toprakları çok güzel bir şekilde korumuş olduk. Aşağı doğru yamulur vaziyette indi. İnanılmaz hoş oldu yani anlatamam size. Neyse buradaki toprakları dediğim gibi elimden geldiğince kurtarmaya çalışacağım abi. Elimden geldiğince şey yapmaya çalışacağım yani. Toprak önemli çünkü. o çok güzel çok güzel. Şimdiden bir ağacımız oldu bile. Nur topu gibi bir ağacımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun efendim. İyi su buraya taşmıyor hayret. Hop. Şurayı yapmak en kolayı zaten. Burayı yapmak da kolaydı. Easy. Tamam buranın etrafını da komple taştan dizmiş olduk öyle değil mi? Aynen öyle. Komple taştan dizmiş olduk. Şimdi geriye kalan şey ne? Şunu alalım bir. Buraya da bir normal taş basamak atalım. Bunu ala alamadım. Alamadım. Dipnot alamadım abi. Buraya almak sanırsam boşa kayıp olacak ya. Buraya almaya çalışmak sanırsam boşa kayıptan başka bir şey olmayacak ama en azından görüntü açısından kötü durmaz ya. Ve kurtarabildiğimi kurtarırım abi. Yani arada alabildiğimi alırım. Şöyle bunları da hal slap haline getirelim. Bu hal de aşağı döşeyelim şöyle. Aşağısı çok deli gölge oluyor ha. Çok deli divane gölge oluyor öyle böyle değil. 13, 14. Bak arada tutabiliyoruz abi. Arada tutabiliyoruz. Bu da güzel. Bu da güzel. Elimizden geldiğince kayıpsız şekilde almaya çalışacağız artık. Almaya özen göstereceğiz. Sanırsam oldu gibi abi. Sanırım oldu gibi. Sanırım olduğu gibi şöyle birazcık gerileyelim. Evet arkada altta kalanlar vardı. O altta kalanlar durmak zorunda zaten. O altta kalanlar yerine tam taş bloğu koymak zorundayım. Ama her tarafı taştan yapabilmeme sevindim. Ayrıyetten de şunu alıp bir şöyle koyalım. Güzel oldu bence. Ya bence güzel oldu yani. Şimdi zamanımızın büyük bir çoğunu burada taş kazarak geçireceğiz abi. Yapacağımız başka bir şey yok. Evet arkaya uçtu ama arkaya uçması da biliyorsunuz hiç mühim değil. Çünkü arka tarafta da artık bir bariyerimiz bir setimiz var. Arka taraftan da e, kaçan taşları yakalayabiliriz artık. 12 Şuradan ne kadar verim aldığımızı görelim abi. 13, 14 Güzel güzel e, şey yapalım şimdi. Şu altta bulunan parçayı alayım. Ben bunu aldığım zaman lav aşağı doğru mu akmaya başlayacak? Hayır aşağı doğru akmaya başlamadı. Güzel. Ee, ben bunları bir blok haline getireyim. Şöyle. Ben bunları bir hal slap haline getireyim. Kırık taş parçası haline. Hop. Tamam artık buradan geri kalanına da müdahale edemeyiz zaten. Buradan geri kalanını kıramam. İki tane de toprak kalsın yani. Birinin altı obsidyen. O işte şey için biçilmiş kaftan gibi bir şey. Lav için biçilmiş kaftan gibi bir şey. Güzel abi. Şuradan top... Bak bir saniye. Ben bunların hepsini bir alayım dayı tamam mı? Ben bunların hepsini bir alayım. Seni şuradan alabiliyor mu ben? Ben niye seni buradan alamıyorum ya? Neyse artık o kadar fazla şeyim yok böyle. Odun telaşım yok. Nasıl olsa diğer odunlar işlenmeye başlandı. Hop. Hop. Seni de aldık crafting table. Toprağı da aldık abi. Güzel bak. Burası cobblestone generator mekanı oldu. Ee, geri kalanlarını da hallederiz şimdi. Şimdi. Burası chest olsun. Burası da şey olsun abi. Şuraya chest'i koyalım. Buraya da crafting table'ı koyalım. Ee, Chest'in içerisine alalım. Şuradan koyacaklarımızı koyalım. Ekipmanlarım üstümde dola... dolaşayım. Dolaşayım dur. Dolaşayım. Şurada topraklar var abi. Burada tohumlar var. Burada kullanabileceğim materyaller var. Taşlar falan üzerimde zaten. Öncelikle ben şu ağacı bir tıraşlayayım. Ya da ağacı tıraşlamadan önce şurayı da bir kapatayım abi. Ee, bir birim daha ilerleteyim ben burayı. Tamam mı? Bir birim daha ilerlettikten sonra şey yapalım. Of. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bende boyun kireçlenmesi var. O kireçlenmeye engel olmak için şöyle bir kafayı sağa sola serpeleyelim aga. Okey. Okey. Alanımız güzel abi, ortamımız güzel. Şimdi şu taşları da şuraya koyalım bir ee, kazmayı da koyalım ne olur ne olmaz düşebiliriz diye. Şöyle şu ağaçtan elimizden geldiğince fazla bir şekilde tohum elde etmeye çalışarak işe başlayalım abi. Şimdi bu ağaçlar büyümüyor. Bu ağaçlar neden büyümüyor? Çünkü bu ağaçlar ışık almıyor. Sadece gündüz büyümek için fırsat bulabiliyor. Ben meşale yapabilir miyim? Elbette meşale yapabilirim. Ee, peki nasıl? Ortalıkta kömür yok. Nasıl meşale yapacağız abi? Ee, basit bir yöntem. Odun kömürü kullanacağız arkadaşlar elimizden geldiğince. Hani e, 8 tane taşı birleştirerek crafting tabledan e, bir fırın elde edeceğiz. Ondan sonra fırına işlenmemiş ham haldeki odunu atacağız. Ham haldeki odunu ısıtacağız ve ham haldeki odunu ısıttıktan sonra e, güzel bir şekilde... Kömürümüzü elde etmiş olacağız. O kömürler sayesinde de artık şey böyle hani fidanlarımız ışıklanmış halde olacaklar. Pekala bu 4 tane meşe odununu şey için kullanabilirim. Tabii ki 4 tanesini değil sadece 2 tanesini bıraksam yeterli. Bunlardan 3 tanesini tekrardan meşe odunu yapacağım. Çünkü benim tahtaya daha çok ihtiyacım var. Odun dedim düzelteyim. <laughs> tahtaya daha çok ihtiyacım var. Suyum az kalmış ya. Suyum çok az kalmış abi. Bir damacana suyu bitirdim. Bir damacana suyu bitirdim abi ya. Hakikatten. Şimdi ben şuradan şey elde etmeye bakayım abi. Bu arada bir saniye. Oyunun sesleri falan iyi mi? Oyunu normal zorluk derecesinde oynuyoruz. Seslerin falan iyi olması lazım size. Güzel. Şimdi bir fırın yapacağım arkadaşlar. Tabii ki fırında kullanacağımız şey de yakıt da odun olacağından dolayı birazcık sıkıntılı olacak o işlem. Neyse hallederiz. O çok güzel işliyor abi. Çok güzel işliyor. Bak arada tek tük yanmaya başladı gördünüz mü? Şuradan çok güzel çalışıyor bence. Buradan çok güzel çalışıyor. Buradan çok güzel odun elde edebiliyoruz abi. O şey ta taş elde edebiliyoruz. Kırık taş elde edebiliyoruz. Çok güzel. Ben bu kırık taşları etrafa çit niyetine çekmek için ve e, tabii ki bir fırın yapmak için falan kullanacağım şimdi. 25'e kadar kazayım. Bir tane daha yedek taş kazma yapalım mı abi? Ne olur ne olmaz. Ben bir tane daha yedek yapacağım. Tamam. Şimdi arka tarafa da bir dolanalım bakalım. Arka tarafa düşen olmuş mu? Hayır, olmamış. E, pekala, pekala. Acaba bunları ben bir birim ilerime alsam? Aynen ben bunları bir birim ileri alayım ya. Bir birim ileri kaydırayım bunları. Hop. Hop. Bunları var ya meşe fidanlarını kaçırmamız demek hayatın kayması demek gibi bir şey abi öyle söyleyeyim. Hadi toprak kaçsın. Toprağı yine bir şekilde hallederiz de fidan kaçarsa nanay. Fidanların kaçmaması lazım. Odunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şuradan şu taşı alalım. Teşekkürler. Kum buraya şey toprak buraya Taş buraya fidanı tekrardan buraya ekelim ee, Buranın etrafı Üçlü buranın etrafı ikili Şuraya ben bir dal daha çekeceğim Oraya ben bir dal daha çekeceğim Ama bir dal daha çekmeden evvel Şimdi Ne yapalım şimdi 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 bir saniye bir saniye şunları bir alalım abi tamam mı şunları bir alalım öncelikle iki tanesini çubuk yapımında kullanıyorum ve bu çubuklardan bir tane daha taş kazma yapıyorum daha sonra bunlardan sekiz tanesini fırın yapmak için kullanıyorum e, sekiz tanesini fırın yapmak için kullandıktan sonra kazmamın da yedeğini aldıktan sonra bunların dördünü şey yapıyorum kırık taş basamağı yapıyorum etrafa döşeyelim diye güzel şuraya bir döşeyelim abi Buraya fırını koyalım bu fırından meşale elde etmek amacıyla şuradaki odunları koyalım. Aşağıya da 3 tane kömür koyalım. Bu üçü ikisini yakmaya yeter umarım. Şuraya odunumuzu tekrar koyalım. Şuraya yedek materyalimizi koyalım. Şuraya odunun yanına çubuğu koyalım. Ve kırık taşı yanımıza alalım. Kırık taşı yanımıza almışken de şu yana şöyle biz bir birim daha bir çekelim abi. Bir birim daha örelim. Ya şimdi Skyblock'ta yapılması gereken bir görev listesi falan var mı abi? Benim görev listesinden falan haberim yok. Ben kafama göre takılırsam işim iş çünkü. O yağmur yağmaya başladı. Güzel. Güzel. Şimdi aslında gayet iyi durumdayız ya. Aslında gayet iyi durumdayız. Her tarafa üçer birim boşluğumuz var falan. Sadece işte bir 3 birim daha 3 3 gitsek 6-7 birim. 7 birim daha şuradan şöyle komple bir ileri götüreceğim ya. Onu kafaya koydum abi. Ben bir 7 birim daha ilerleteceğim burayı. Hemen kaydımızı kontrol edelim. Oyun gitti OBS'de. Gelir birazdan. Geldi. Dediğim gibi 1-7-10'da oynadığımız için arada böyle gel sorunları yaşıyoruz maalesef ve maalesef. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ne yapalım abi? Oyunumuza geri dönelim. F11'e basıp ekranı büyüteceğim. Sizde muhtemelen tekrardan bir siyah ekran gelecek. Birazdan kendine gelir. Ben şurada durup birazcık daha taş elde etmeye bakacağım. Güzel. Taş elde etmeye devam edelim abi. Olayımız bizim burada taş. Yiyeceği nasıl halledeceğiz bilmiyorum. E, e... Ağaçlardan elma falan düşmedi henüz. Ağaçlardan elma düşmediği için şu an potansiyel açız yani abi. Muhtemelen açız. Onu belirteyim. Çünkü ağaçlardan elma elma düşmedi. Yarım blokla ördüğümüz için etrafı herhangi bir şekilde yaratık maratık spawn olamaz. E, bu güzel. Yaratığın spawn olmayacağını bilmek. Hani güven içerisinde yaşamak güzel bir şey elbette. 22 tane taş kazdık. E, az önce ben verimli bir şekilde taş elde edebiliyordum abi. 23. Yanıyor. 24. Arkaya düştü muhtemelen. 25, 26. O güzel. 27, 28, 29. 30. Tamam abi. 30. Ee, şimdi, şimdi şöyle bir şey yapalım. İki tane odun kömürümüz oldu. Bu iki odun kömürünü ne yapacağız? Bu iki odun kömürünü meşale yapacağız. Bu meşaleleri ne yapacağız? Yan tarafa birer tane dizeceğiz. Bu meşalelerin ikisini burada kullanacağız. İkisini şurada kullanacağız. Ee, bunlar gece de olsa ağaçlarımızın ışık almasını sağlayacaklar. Ve ağaçlarımız sağlıklı bir şekilde büyüyebilecek. Aynı zamanda bu torçları da şurada materyallerin kenarına koyalım. Ve e, biz burada ne yapacağız abi? Şimdi biz burada yaptıklarımızı kırık taş basamağı haline getireceğiz. Ve 7 birim boyunca şuradan ilerleyeceğiz ki buradaki sistemin aynısını arka tarafa yapabilelim. E, sistem önemli abi. Sistemle çalışmak önemli. 1, 2, 3. Şöyle üçer üçer ilerleyeceğiz abi. 3 birim ilerledik buradan. Bunun tamamı yapmaya yetmez muhtemelen ama bunu karşılamaya yetmez muhtemelen ama deneyeceğiz abi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Aslında daha fazla ileri gitmemize gerek var mı? Ben şu an onu kafamla tasarlamaya çalışıyorum. Daha fazla ileri gitmemize gerek var mı diye. Bir bakalım abi. Bir bakalım. Şuradan 2 birim boşluk bıraktık. Şuraya ektik. Buradan 3 birim boşluk oldu. Güzel. Aslında tam şuraya da ekilebilir. Yani ağaçlar arasında 3 birim boşluk da bırakılabilir. Hatta o kadar şey yapmamıza gerek yok. Şurayı bir birim daha ilerletirsek bütün sorunlarımıza çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. Şahsen. Şöyle bakalım abi. Tamam gayet net bir şekilde ilerledik. Buradan 3 birim boşluk bırakacağız. Şuraya toprak gelecek abi. Oraya toprak geldikten sonra ağaç gelecek. Şu kenarları şöyle kapatalım. Ondan sonra şu ortaya yine 1, 2, 3. Şu yağmurun yağması bir geçerse keşke. Yani keşke yağmur yağmasa. Üçer birim bırakıyoruz ama bu üçer birim ara yeterli olur değil mi ya? Şu, ona bakarsan şurada aralarında 5 birim ara var. Acaba 5 birim mi ara bıraksaydım? 3'er birim ara iyi mi? Bilmiyorum ya. Şu an için 3 birim arayla idare edeceğiz. Şöyle 2 tane toprak alalım. Yanına meşale alalım. Şu son 2 birim meşe fidanımızı da alalım abi. Ben böyle seri bir şekilde çalışacağım için burayı o şekilde büyüteceğim yani. Burası benim seri ağaç kaynağım olacak. Umarım büyür. Skyblock'taki twerk işe yarıyor mu? Shift'e basıyordunuz ya böyle. Patır patır shift'e basıyordunuz. O sayede ağaçlar daha çabuk büyüyordu. Hayır etkisi olmadı. Ağaçlara çok dip dibe ekmenin de zararı var çünkü. Abi bence çok dip dibe ya. Bizim burayı bir iki birim daha ilerletip arada en az beş birim boşluk bırakmamız lazım bence. Dur bakayım şunu alayım öyle yapalım abi. Şunu alayım öyle yapalım fidanları falan düşürmeden dikkatli bir şekilde yapalım bu işlemi tabii ki. Hop iki tane meşe fidanım oldu bile güzel. Ben bu sistemi buradan yardıra yardıra genişletebilirim tabii ki. Ben bu sistemi buradan rahat rahat geliştirebilirim. Ya ama dediğim gibi abi bir saniye benim şu içime sinmedi hemen şunları alalım buradan tamam mı? Bunları alalım buradan buraya koyalım. Ekim için şuraya koyalım abi. Toprakları kaçırmayalım aman diyeyim. Toprakları kaçırmayalım abi. Şurayı şey yapalım Meşaleleri al bakayım Meşaleleri al babacım Şunları da düşürmemeye bakalım abi Düşürmemek önemli Düşürürsek de sıkıntı olmaz da ya yani Düşürmeyelim sonradan fazla uğraşmayalım abi Materyal için e, kırım kırım kıvranmayalım Şu ağacı bir kurutayım abi ben tekrardan Oh 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 Yeni e, fidanımız falan da geldi Yeni materyalimiz de geldi çok güzel abi Gerçekten çok güzel. Şu arada boşluktan bir birim yukarıdan geçmişim. Hani e, slab'in üstünden geçmişim. Aklım çıktı gerçekten ya. Şimdi bir de kaç birim orayı ilerleteceğimizi kararlaştırmamız lazım. Oh az önce bir elma çıktı abi. Az önce bir elma çıktı. Elma hayat kurtarır. Hemen al şunu. Elmayı şu yana koy. Bunu bu yana koy. Bunu şu aşağı koy. Toprağı al böyle koy. Al bakayım şunu. Çok güzel abi. Çok güzel. Şimdilik bunu blok halinde tutabiliriz. Hemen bunu çevirmemize gerek yok. Şunu şöyle alalım. Şimdi 1 2 3 4 5. 5 birim uzakta yapacağımıza göre en az 5 birim uzakta yapacağımıza göre şuraya toprak koyacağız. Buraya toprak koyacağımıza göre bu tarafı 2 birim daha ilerletmemiz lazım. Peki. Burayı 2 birim daha ilerletelim abi. Burayı 2 birim daha ilerletelim. Ya tahmin ettiğimden çok yakın oldu zaten. Orayı da ekim yapınca gördük. Ee, bu bu yetmeyecek galiba. Aynen yetmeyecek. Bir kısmı boşta kaldı. Dur fazla koşmayalım. Zaten yiyecek sayımız az. Hemen şurada diğer meşe fidanını da ekelim abi. Cobblestone generator'ı da çalışmaya başlayalım ve hatta dilerseniz dostlar bölümümüzü burada sonlandıralım. Sıradaki bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.